Gaziantep'te 16 derslikli Küçük Kızılhisar Ortaokulu açıldı. 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona ererken, karne gününde gerçekleştirilen törenle hizmete alınan okulun açılışında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, yapımı devam eden 4000 dersin 800 tanesinin tamamlandığını kaydetti. Öğrencileri karne gününde yalnız bırakmayarak onların hem yeni okula kavuşma hem de karne heyecanına ortak olan Vali Gül, Gaziantep'te eğitim politikalarının en iyi uygulandığı şehir olmak gibi bir iddiamız var. Bu anlamda şanslı bir şehiriz. Hem Adalet Bakanımız hem Milletvekilimiz, yerelde de Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımız bize olağanüstü destek veriyor dedi konuşmasında yeni nesil okulların çok amaçlı olduğuna işaret eden Gül bu okulumuzda her ne kadar 16 derslik olsa da eski dersliklerle kıyasladığımızda aslında 26-28 dersliğe yakın bir büyüklüğü var dedi. Okul yaptıracak 100 hayırsevere ihtiyaç olduğunu dile getirerek çağrıda bulunan Gül 100 hayırsever arıyoruz. Bu hayırseverlerin 6 tanesini İstanbul'da bulduk. Bu devam edecek. Allah hayırseverlerimizden razı olsun. 4000 dersliğimizi kamu yapıyor. Şu an devam eden 3200 dersliğimiz var. Ama bizim 4500 civarında da dersliğe ihtiyacımız var. Bu yaklaşık 150 okul ediyor. Bu 150 okulun 50 tanesini yine Milli Eğitim Kaynakları yapsın. 100 tanesini de hayırseverlerimiz yapsın ki ben yapacaklarına inanıyorum. Gaziantep'in eğitim sorunu köklü olarak ortadan kalkmış olacak ifadelerini kullandı. Türkiye'de ilk defa bir büyük şehirde bütün okullarda TÜBİTAK'ın bütün yayınlarının yer alacağının altını çizen Gül, bunun başka bir örneği yok. Bunu da birlikte yapıyoruz. Yine Şahin Bey de Tübitak kitaplarının dışında belediyemizin 350 kitaplık bir seti olacak ve bu bütün okullara dağıtılacak. Akademik başarının olması için çok kitap okumamız lazım. Kitaba erişimin kolay olması gerekiyor. Yine şehrimizde bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından bir kütüphane yapılacak. 24 saat açık, herkesin ulaşabileceği yerde ve herkesin kullanabileceği bir kütüphane olacak şeklinde konuştu. Meslek liselerini güçlendirmek için çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Gül, bu sene özellikle meslek liselerini de güçlendirmek istiyoruz. Türkiye'nin fiziki anlamda en güzel meslek liseleri, kampüsleri şu an Gaziantep'te yapılıyor. Bunların içerisini doldurmamız lazım. Meslek lisesi dediğimiz aslında altın bilezik. Bu liselere giden öğrencilerimizi Gaziantep'i geliştirme vakfı olarak burs vereceğiz dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yeni nesil okulun hayırlı olması temennisinde bulunarak öğrencilere iyi tatiller diledi. Konuşmalar sonrasında Vali Gül, Büyük Şehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleriyle okulun açılışını gerçekleştirerek öğrencilere karnelerini dağıttı. Gül ayrıca çocuklara karne hediyesi olarak Gaziantep Futbol Kulübünün lisanslı formasını verdi.